Deha Nurik, hazır mısın oğlum? Hayır. Ne kadar? Çok. Geliyorum. Ben Deha Nurik için kocaman bir ağız, diş getirdim oğluma. Deha Nurik, bunlar ne biliyor musun? Buraya bak bakayım. Ne bunlar oğlum? Neymiş bu? Diş. Diş. Senin dişlerin nerede Deha Nurik? Evet. Deha Nurik bak burada bir yetişkin ağzı var. Yani büyük anne babalar gibi düşün oğlum. 32 tane dişlerimiz var. Deha Nurik, biz yatmadan önce her gün anne baba ne yapıyor anneciğim? Dişlerimizi fırçalıyoruz değil mi anneciğim? Neden? Çünkü dişlerimizdeki mikroplar, çürükler kalmasın diye. Dişlerimiz çürümesin, daha sağlıklı olsun diye. Peki senin diş fırçan var mı Deha Nurik? Diş fırçan var mı senin? Var. Var değil mi anneciğim? Hatta bir tanesi eski bir oyuncak şeklinde almıştı. Şimdi bununla senden dişleri temizlemeni isteyeceğim. Tamam mı anneciğim? Ağzımıza almayalım. O eski bir diş fırçası. Peki şimdi Deha Nurik, şu anda temiz dişlerimizi görüyorsun. Ben birazdan bunlarla dişlerimizin kötü olduğunu, yani mikropların olduğunu, bakterilerin olduğunu çizeceğim. Kötü olduğunu. Onların çürümemesi için senden temizlemeni isteyeceğim. Tamam mı anneciğim? Hadi sen de bana o zaman eşlik et. Dişlerimizi böyle boyayalım. Kirli olsun. Şu beyaz yerleri hadi sen de başlayabilirsin. Mesela şöyle yapalım. Mesela buralarda bakteriler olsun. Evet. Deha Nurik da galiba bir portakal yiyen çocuğun dişini çiziyor değil mi oğlum? Turuncu turuncu kalmış dişinin üzerinde. Mesela şu dişimiz çürümüş olsun. Kolunu değme anneciğim. Çürük dişler siyah oluyor değil mi anneciğim? Bak böyle kararmış. Dişimizin biri çok fazla çürüme yapmış. Başka. Şöyle nokta nokta kararmalar başlamış dişlerimizde. Başka. Böyle böyle bir şeyler olsun. Yemek parçacıkları kalmış. Ellerindeyim anneciğim. En son sen dişimizi diş fırçasıyla temizleyeceksin. Tamam mı anneciğim? Şimdi dişler diş fırçasıyla temizlenir yıkanır. Başka renklere geçelim. Burada ne olsun anneciğim? Şu araya yemek artıkları birikmiş olsun. Böyle gözleri falan da olsun bence. Başka. Evet. Ondan da yap anneciğim. Yap oğlum yap oğlum yap. Şu anda Deha Nurik'le dişleri kirletiyoruz. Diş etlerimiz de kirlenmiş olabilir. Diş etlerimize de yemek yapışmış olabilir. Şuraları da yapalım. Başladın mı sen temizlemeye? Dur, ilk önce iyice kirletelim. En son tamamen fırçala dişleri. Tamam mı anneciğim? Al bakalım. Başka. Böyle noktacıklar, lekeler olsun dişlerimizin üzerinde. Şurada bir şeyler kalmış. Deha Nurik veyahut da biri çikolata yemiş. Çikolatalar kalmış böyle dişinde. Yatmadan önce yediği şeyler tıkalmış burayı. Anneciğim dur dur. İyice boyayalım. En son sen temizle. Sonra sana temizlemen için zaman vereceğim. Bekle oğlum. Burası da çürümüş. Sen de bu rengi al. Mavi al anneciğim. Sen de bana yardım et. Bekle. Sen de bunu al. Hadi başla. Benim gibi şeyler yap. Bakteri çizelim. Mikroplar, bakteriler, yemek artıkları. Çok çirkin bir diş olsun. Çok pis olmuş. Birazdan Deha Nurik hepsini temizleyecek değil mi anneciğim? Birazdan Deha Nurik tertemiz yapacak. Diş fırçan hadi. Tamam dur, yeterince kirletelim, bekle. Ah, biraz da kırmızı yap. Çok temiz kalmış ya. Bunu da kirletelim. Bakayım.
Bak kırmızı boya burada çalıştı. Çıktı. Biraz da diş etinde kanama olsun. Deha Doruk, bu kişi doğru düzgün dişleri fırçalamadığı için oğlum diş etleri kanama yapmış. Bunun temizlenmesi lazım, tamam mı anneciğim? Deha Doruk dayanamadı. Pis dişleri, değil mi anneciğim? Hemen temizliğe başladı. Hadi bakalım. Çok güzel fırçala dişleri anneciğim. Günde en az 2 kere dişlerimizi fırçalamamız gerekiyor. Tamam mı anneciğim? Yatmadan önce ve kahvaltıdan sonra sabahları. Ve dişlerimizi fırçalarken yukarı aşağı yapabiliriz. Neyse şimdilik sen nasıl kullanına geliyorsa öyle yap. Ama biz dişimizi fırçalarken anneciğim bir yukarı bir aşağı yapacağız. Tamam mı oğlum? Evet oğlum, dişleri çok güzel temizlemelisin. Yoksa dişlerimiz çürür ve çok ağrı yapar. Dişlerimiz dökülmesin değil mi oğlum? Bak bak, daha temizlenmedi. Devam devam devam. Evet. Burada diş eti kanamış. Aferin benim oğluma. Anne bak, pirik. Evet işte bak, dişte o kadar pis birikmiş. Eğer biz de dişlerimizi fırçalamazsak yemek artıkları ve biriken mikroplar dişlerimize çürümeye yol açar. Evet anneciğim. Temizle anneciğim. Çok güzel temizlemen lazım. Devam et. Bitmedi. Bitmedi. Bak turuncu. Bunlar acaba portakal artığı mı? Mandalina mı yemiş? Ne olmuş orada öyle turuncu turuncu kalmış? Efendim? Çıkaracağım. Hayır hayır. Sen ilk önce bir temizler misin? Bizim amacımız ne? Dişimizde hiçbir şey kalmayana kadar temizlemek. Bakayım. Bak. Hadi 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 hadi. Anne, efendim. Kahramanla var. Tamam, verdim anneciğim. Sen biraz daha kirletmek mi istiyorsun dişleri? Tamam, peki sen bilirsin. Anne, efendim? Mayra. Maviyi de vereyim ben oğluma. Mayışı. Peki sen şu anda öğrendin mi dişi nasıl temizlemen gerektiğini? Ya da koyardım. Evet. Biz de Deha Doruk'la yeni yeni başladık değil mi oğlum dişlerimizi fırçalamaya? Deha Doruk, senin diş macunun da var mı anneciğim? Var. Evet. Diş fırçan ne miydi oğlum? Batman mi vardı üstünde? Evet. Şu anki bu diş fırçası. Oyuncak olan değil mi oğlum? Hadi bakalım temizle. Çocuğu. Al anneciğim. Anne. Efendim. Bunu tapaşı. Al anneciğim. Bunu tapaşıdı. Evet. Ağzını kapatabilirsin oğlum. Artık temizlemeye geçebilirsin dişleri. Hadi oğlum. Yakaladım. Ben temizlemeye başlayayım mı Deha Doruk? Tamam. Biz dişleri çok kirletmişiz. Hadi bakalım. O mayva çınıyor. Al bakalım. Bu etkinlikte amacımız Deha Doruk'un dişleri nasıl fırçalaması gerektiğini göstermek yakından. Anne. Efendim oğlum. Bu çınıyordu. Evet. Hadi dişleri nasıl fırçalaması gerektiğini gösterir misin arkadaşların oğlum? Nasıl temizlesinler kardeşler? Hadi bakayım bir temizle görsünler. Böyle yapacaksınız da. Tamam vereceğim. Bunlar burada dursun. Sen bunları temizle. Dişi temizle anneciğim. Senin gibi olan kardeşler nasıl temizlesinler dişleri anneciğim? Söyle bakayım. Anlat onlara. Bak. Bu şey diş fırçası. Evet, diş fırçasını alacaksınız de. Bu şekilde yukarı aşağı yukarı aşağı yapacağız değil mi anneciğim? Aa. Sonra pis olan fırçamızı lavaboda suyun altında yıkıyoruz. Ağzımızı da çalkalıyoruz suyla. Değil mi anneciğim? Aferin benim oğluma.
kirletirken bir taraftan da temizleyelim lütfen. Deha Doruk, bundan sonra her gün dişlerimizi fırçalıyor muyuz oğlum? Kaç defa fırçalayalım? 5 defa. 2 defa fırçalasak yeterli, tamam mı anneciğim? Arkadaşlar da senin gibi çocuklar da dişlerini fırçalasınlar mı oğlum? Nasıl fırçalasınlar? Bir diş fırçasıyla ne yapması gerektiğini gösterir misin? Evet, elimizle demek ki dişlerimizi ellemiyormuşuz. Diş fırçasıyla temizliyoruz. Yoksa ellerimizde mikrop kapar. Ağzımızda. Temizle bakayım anneciğim bunu. Tamamen temizle.